Mustafa Bey. Bir beyin oğlu, zor beyin oğlu, vah vah vah. Kezin oğlu Mustafa Bey. Şşt! Lan Bekir. He? Bak geç otur. Oturayım. Dinle beni. Hı. Seni uygun bir para karşılığında buradan çıkarım. Nasıl yani? Kefaletle tahliye gibi bir şey mi? Ulan berbat, kafana bir şey düştü galiba. Ne kefaleti oğlum? Bak, 500 milyona bu işi halledir. 500 milyon mu? Çüş! Oha! O kadar uğraşıp tünel kazdık, öyle değil mi yani? Allah'ın çekik gözlü Japonları bile Boğaz'a tüp geçit yapmak için dünyanın parasını alıyorlar. Haberin var mı senin? Ha? Üstelik senin kaçtığın o tüneli de bulup beton döktüler. Evet, haklısınız. Madem o kadar uğraşıp tünel kazmışsınız köstebek gibi, bu durumda para talep etmek hakkınız oluyor tabii. Sen benim dediklerimi bir düşün. Olur olur, düşünürüm. Bekir kardeş, hı? Sen o dinginin tüneline boş ver de gel benim tünelden kaç, iyi mi? Aa, o niye? Tünel tüneldir, ne fark eder ki? Ne fark edecek olur mu? Benim tünel geniş, içi aydınlatma tertibatlı, klimalı, telefonlu, dört kaçış, dört dönüş, hatta mola yerleri bile var icabında. La dinleme sen onu. Bu hapishanenin en iyi tüneli bununkidir. Bu tünelin ISO 9900 tane belgesi vardır. Sersem cahiller. Hay Allah, hay Allah. Kafam çok karıştı. Çok cazip teklifler sunuyorsunuz. Acaba hanginizin tünelinden kaçsam? Benim tünelimden tabii ki. Ben o alçak için kaç milyon kilometre yol tepiyorum be gözüm abla. Üstelik dünyada yağmur yağan yer Çin'de bile olsa ne yapıp edip arayıp buluyorum. Ama onun gözü hep başka kadınlarda. Bu da beni çok üzüyor. Ah, haklısın güzel yavrucuğum ama peşin fikirli olma. Belki de kocan diğer kadınlara başka amaçlar için yöneliyordur. Nasıl yani gözüm abla? Anlayamadım. Ne bileyim, belki de kırılacak odunlarına, pazardan taşınacak ağır filelerine falan yardımcı oluyordur. Günahını alma çocuğun, değil mi? Belki de benim gibi herkese yardımcı olup dertlerine çare buluyordur. Hadi bakayım kızım, üzme kendini. Keşke dediklerin gibi olsa gözüm abla ama hiç de öyle söylediklerin gibi bir hali yoktu. Neyse yavrucuğum, benim çok acele bir işim var, hemen gitmeliyim. Yeni gelen 98'e 3 tercih mevzalara moral vermeliyim. Cehenneme gidecekleri aslında cehennemin o kadar kötü bir yer olmadığını anlatayım. Hoşça kal kızım. Selamun aleyküm kardeş. Jeneratör reklam ajansı burası mıdır? Ya Masar abi bırak dalgayı ya. Alem adamsın ha. Ha, demek ki burasıdır. Oğlum Masar, sen ne gerzek adamsın be. Parayı almamışsın. Ulan para gerzek değil. Ulan bana kafayı kodum. Dur oğlum, saçmalama. Bankaya götüreceğim para. Bankaya para mı götüreceğim? Evet, eğer hemen götürmezsen faizini sana ödeteceğim ona göre. Ver parayı götüreyim, bankaya yatırım, para yatırım. Şöyle, al bakayım şunu, hemen, acele et biraz. Kurban, özür dilerim. Ben sana kova atayım, sen bana para ver. Tamam, hadi Masar. Oksilikler dolayı senden çok özür dilerim. Şimdi hemen parayı bankaya yatırmazsam, borca binecek, orada hış olayım. Tamam canım, tamam. Ama böyle söylemen gerekmez. Bir de bu reklam işine bu kadar kaptırman o kadar iyi değil. Tamam, bu işin için iyi bir şey ama her zaman böyle konuşman gerekmez. Olsa benim içimden geliyor bu. Peki peki, sen bilirsin. Ama daha fazla gecikme. Ben oldum. Oralara bak. Yavrum! Bu geceyi birlikte geçirmeye ne diyorsun ha? Parayı soktan dert etme. Para bende bok gibi lan. Aman be Masar, yani kimin karakterine giriyorsun, öyle davranmak zorunda mısın? Sıkıcı oluyorsun ha. Kızım iyi düşün, ben çok ciddiyim. Ben de ciddiyim. Hadi, hadi işim var artık. Aman be, muayman. Yani buna karı mı yok? Anam zaten bana buluyor. Sen buralarda oyalan parayı yatırma da bak sonra ne diyorum. Gideyim bu ara. Ulan yine bir iş tutamadık be. Vay. Ya bendeki de amma şans ha. Hem hapiste kaçtım, hem iş buldum, hem biraz manyak da olsa bir aile buldum, hem para buldum, hem de karı buldum. Yani kendimi tanımazsam ben yaşınmayan diyeceğim. Ha. Ben de espri yapmaya başladım. Neyse, bu paraları bir güzel afiyetle yerim artık.
Şimdi kendime bir klip hazırlamalıyım. Kızlar, paramı alamazsınız. Eh, vurma lan, vurma. Üstümü başımı yapmayın lan. Lan yapmayın lan bana. Ah, ah, ah. Lan vurma, vurma lan, vurma. Ah, ah. Ne vuruyorsun lan? Bu parayı sana veremem lan. Lan bu namuslu bir ara. Oh. Vurmayın kırkızlar, paramı almayın, yapmayın lütfen. İyi mi? İyi, iyi, sağ ol. Müfit, bak tekrar hatırlatıyorum, kızla buluşmaya gidiyorsun ama motoru düzelttin mi? Aa, Müfit abi motor mu aldı? Yok canım, eskiden beri olan motorunu bozdu da. He, cır cır oldu yani. Müfit abi, istersen ben senin yerine gidebilirim yani. Hadi oradan be, sefil proleter ya. Ben de müsaitim bak, oraya gidip de Generation Ajans'ın şerefini beş paralık etme istersen. Hayır canım, ben iyiyim. Midem ilaç aldım, ben idare ederim. Hadi hoşça kalın. Ya alay etmesenize şunla. Hasta zaten. Yoktum lan, yoktum, yoktum lan. Masar, ne oldu? Ulan hırsızlar lan, dövdüler beni. Ben diyeyim 10 kişi sizin 261,703 kişi. İyi misin Masar abi? Ajans da bugün hastaneye döndü. Dur, geldim. Dur, Masar abi, sakin ol. Tamam, dur. Herifler bizim karı kalsın. Dur, beni ancak bir karı yiyeceğim ya, yoksa ölürüm. Masar, bu ne hal? Yoksa faşistler mi saldırdı? Hem faşistler hem hırsızlar. Beni dövdüler, ben deyim 10 kişi sendeyim. Vay alçaklar vay! Peki parayı yatırdın mı? Para ne oldu? Yatırmamıştım. Paralardan gitti vallahi. Hemen polise gidip zabıt tutturmak lazım. Sen de hırsızları tarif edersin. Bence de çok iyi olur gider. Buna hiç gerek yoktur Önder Bey. Yani Önder Bey, hırsızlar benden parayı çalamadılar. Çünkü parayı çoraplarımdan sokladım. Demin çaldılar dedin. Çalamadılar diyecektim. Yediğim yumrukları etkisiyle. Ağzım yamurduğu için öyle çıkmıştır o. Hadi kalk da elini yüzünü yıka, kendine gelirsin. Suat, sen de Selçuk'la birlikte al şu parayı da yatırın. Benim bir işim vardı. Benim de yetiştirmem gereken bir dosya var efendim. Uzatmayın da alın şu parayı yatırın. Ben yatırırım. Fakat durumum uygun değil mi? Param gitti mi? Şelali kızım, sen de benimle birlikte odaya gel de şu elektriksiz köylere kuponla televizyon veren gazete hakkında bir reklam kampanyası hazırlayalım. Peki, hadi kızım. Peki Önder Bey. Ulan yine uçak kahve. Ulan uçuysa uçayım oğlum. Benim de canıma tok etmiştir. Düz duvara tırmanayım. Uçak karı, hoş geldin yavrum. Böyle yaparak kendini affettireceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun Masar. Ya tamam, affetme sen de, Allah Allah. Reyhanlı fingirdeşmen önemsiz bir şey mi yani? Ya tamam, olmuştur bir hata. Benim için sen önemlisin yavrum. Sonra demeden mi, sonra demeden mi eridi olayım mı? Sana... Ne kadar sabret. Kimse yok. Kimse yok diye şurada. Bir iş tutamıyorum seni. Sen önce söyle bakalım, seni bu hale kimler getirdi? Neyse sor, ne ben söyleyeyim. Odlarını bilmeyeyim. Dev gibi böyle uzun uzun adamlardı. Başıma çıkıp benden parayı istediler. Fakat ben parayı kesinlikle vermeyi reddedince beni borça buncuk hurda hış ettiler. Doktora gittim. Doktor seni karı yiye eder dedi. Alçaklar! Ah, orada ben olacaktım ki görürlerdi onlar. Niye? Ne yapacaktın ki onlara? Şöyle yapacaktım. Bu adamın kafası tamam mı? Nasıl yaptın bunu? Aman! Bilmiyor musun? Böyle şeyler benim için çocuk oyuncağı. Ya herifler beni dövdü ya, hafızam kayıplara karıştı herhalde. Şu olayı sen bana kısaca bir anlatsana. Benimle dalga geçiyorsun ama hadi bir daha anlatayım. Ben senin karındım ya, öldüm. Ölünce de öbür tarafa gittim. Orasını anlamayacağım, salak mıyım? Ve üstün yeteneklerimle yağmur yağdığı zaman senin yanına gelip sana yardım etmeye hak kazandım. Fakat yapma lo, sen şimdi ölmüş bir ruh mu sen? Sanki bilmiyormuş gibi. Hadi benim gitmem lazım, görüşürüz. Hadi hoşça kal canım. Aman aman be, ruh beyine iş tutamadım ya. Ula, yandı bura.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, usar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, usacım ölmemiş. Helal.